Bugünkü dersimizde özellikle divan edebiyatında gördüğümüz söz sanatlarına bakacağız. Biliyorsunuz şiirde esas olan edebi sanatlarla birlikte söyleyiş güzelliğini yakalamaktır. Burada özellikle söz sanatlarını 8 alt başlıkta inceleyeceğiz. Bunlara bakalım sırayla. İlki Cinan Sıra arkadaşlar, yazılışları ve söyleyişleri aynı olan fakat anlamları farklı olan sözcükleri ahenk yaratmak amacıyla şiirde kullanmaktır. Örneğine bakalım. Kısmetindir gezdiren yer yer seni, göğe çıksan akıbet yer yer seni. Burada gördüğünüz gibi yer yer seni yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklıdır. Fakat aynı tekrar edildiği için, aynı şekilde karşımıza çıktığı için ahenk yaratılmıştır. Birincisinde yer yer taraf taraf, ikinci mısrada ise yer 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 yani toprak seni yer, içini alır, ölür toprağın altına girersin anlamında kullanılmıştır. Bir başka beyte bakalım. Dil yubanın hat tehaddi fülfül ekmiştir güle. Aynı mustar kim yaşardık ol gülihandan güle. Burada gördüğünüz gibi nasıl çeviririz? Gönül çalının yanındaki çizgi güle karabiber ekmiştir. Göz pınarlarımızı kimi zaman yaşarıp kimi zaman güle. Birinci dizedeki dize sonundaki gül, ikinci dize sonundaki gülmek fiilidir. Dolayısıyla burada ilk kullanılan gül, fiil olarak kullanılan güldür. İkinci mısrada yer alan gül ise çiçek ismi olan güldür. Dolayısıyla Cilen sanatı yapılmıştır. Gelelim iştikaka arkadaşlar. İştikak genellikle divan edebiyatında sıklıkla gördüğümüz aynı kökten gelen kelimeleri şiirde ahenk yaratmak amacıyla kullanmaktır. Bakalım. Gönül kim mazhar-ı esrar-ı fakr-ı fahr-ı alemdir. Felekler müftehirdir şimdi feyzi iftiharından. Burada far, müftehir ve iftihar sözcükleri FHR kökünden geldiği için iştikak sanatına başvurulmuştur. Özellikle iştikak sanatında aynı kökten gelen kelimeler ses benzerliğine de dayandığı için burada esas olan ahengi yaratmak olduğundan iştikak sıklıkla başvurulan sanatlardan birisi olarak karşımıza çıkar. Bir diğer örneğe bakalım. İderse kandile bin hatırı mezaka hutur. Diyarı Mısra de kandehare de gideriz. Burada kandehar kelimelerinin kullanılması gördüğünüz gibi aynı kökten geldiğini göstermektedir. Gelelim akiş sanatına. Bir mısra içerisindeki anlamlı bir ifadenin ters çevrilip yine anlamlı bir ifadeye dönüştürülerek yerleştirilmesiyle yapılmış sanattır. Örneğe bakalım. Cennet gibidir ruyun. Ruyun gibidir cennet. Bakın buraya sanki aynak olmuş gibi aksettirilmiş ve ters çevrilmiştir. Adem doyamaz sana, sana doyamaz Adem. Bir diğer örnek, Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem. Kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Burada gördüğünüz gibi yine aynak olmuş gibi mısraların ortasına akiş sanatıyla bir ahenk yakalanmaya çalışılmıştır. Bir diğer sanat ise iadedir. Şiirin her beytinin son sözcüğünü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmaktır. Bunu dediğimiz gibi zincirbent koşmalarda görmüştük hatırlıyorsanız. Bakalım. Ey vücudu kamilin esrarı hikmet mastarı. Mastarı zatın olan eşya sıfatın mastarı. Bakın. Mastarı her hikmetin sensin ki kudretin. Safayı eflerken nakşetmiş hutut-u ahteri. Gördüğünüz gibi zatiden alınan bu beyitlerde iadeye başvurulmuştur. Bir başka örneğine bakalım. Spiri sinesi olmayanın ay kaşı keman. Boynuma şiir ali tığ müslim teberi. Teberi olup eline mehri nev gökte durur. Ta ki defereye sen şaha erişen zararı. Burada gördüğünüz gibi iade bazen mısralar arasında olabiliyor, bazen de beyitler arasında. Burada görüldüğü gibi beyit olmuştur. Büyük ihtimalle bunun devamında da zararla başlayan bir beyit karşımıza çıkacaktır. Gelelim genellikle aşık edebiyatında gördüğümüz yer göstermeye dayanan ve aşık atışmalarında sıkça başvurulan nebzeymezi. İçinde dudak ünsüzleri dediğimiz B, P, F, M ve V ünsüzlerini kullanmadan şiir söylemektir. Hatırlarsanız aşıklar dudaklarının arasına iğne koyarak bu söz sanatını icra ederlerdi. Afet Kusitecel'in şu şiirine bakalım. Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi, hatta o karanlık aysız geceler. Gördüğünüz gibi dudaklarımız birleşmeden söylüyoruz.
Ateşe yakar cihanı aşk ile narın senin. Ah ettin arşa dayandı ah ile zarın senin. Naz içinde destan oldun düştün dilden dillere. Yar elinden serserisin ya hani ağrın sensin. Senin gördüğünüz gibi burada yine dudak ünsüzleri kullanılmamış. Lep değmeze başvurulmuştur. Gelinin modern şiirde ve Samet İpil'inde de sıklıkla gördüğümüz ünsüz tekrarlarından doğan ahengi şiirde kullanma olan aliterasyona. Örneğin L ünsüzlerinin akıcı sesinin verdiği ahengin şu şiirde karşımıza çıktığını görüyoruz. Eylül'de melul oldu, soldu da lale. Bakın L'lerin tekrar edilmesi şiire bir durgunluk ve akıcılık vermiştir. Asonans sesi aliterasyonun tam tersidir. Şiirde özellikle sık kullanılan ünlülerden doğan ahengi yakalamaktır. Bunu yine Servet-i Fünun'da özellikle parnasizmin ve sembolizmin etkisiyle şairler sıkça kullanmıştır. Bakalım. Dest busi arzusuyla ölürsem dostlar, kuze eylem toprağın sunun anınla yarız. Gördüğünüz gibi yine su kasidesinden alınmış. Ne diyor? Beyitte U ünlüsünün tekrarı asonansa, S ünsüzünün tekrarı da aliterasyona örnek olarak kullanılmıştır. Gelelim muammaya. Yine dediğimiz gibi muammalar genellikle aşık şiirinde ve divan edebiyatında sıklıkla başvurulan bir türdür. Şiirin içerisine bu merakı da katma duygusundan ortaya çıkmıştır. Cevabında bir insan ismi olan bilmeceler olarak karşımıza çıkar. Bakalım. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere. Burada gördüğünüz gibi İki yoktan demesinden ötürü Nabi'nin mahlasının çıktığını görüyoruz. Ve Farsça Na ve Bi edatlarının olumsuzluktan oluşması ve şiirle birlikte de mahlasın ortaya çıkması bize muamma olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim Lugaz'a. Herhangi bir şeyin çeşitli özellikleriyle tasvir edilip açıklandığı manzum bilmecelerdir. İnsan dışındaki tabii ki de. Söz sanatlarından ve anlam sanatlarından sonra şiirde yapıya, nazım birimine, biçim ve türlerine bakalım arkadaşlar. Peki bunların birbirinden farkı nedir? Halk edebiyatında ve divan edebiyatında bahsettik fakat yine de bir terimlerine bakalım. Nazım biçimi dediğimizde anlam ve ses kaynaşmasından oluşan, birleşerek şiiri oluşturan en küçük yapıdır. Mısra yani dize, ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım parçasıdır. Mısra-i Azade divan edebiyatında karşımıza çıkar. Bir şiire bağlı olmayan ve başlı başına bir anlamı olan dizelerdir. Azade dize, bir beyit içinde birbirlerinin anlamlarını tamamlayan ya da aralarındaki anlam bağı kesin olmayan dizelerdir. Mısra-i Berceste genellikle halk edebiyatında da, divan edebiyatında da, yeni Türk edebiyatında da karşımıza çıkan Mısra-i Berceste'ler vardır. Bir şiire bağlı veya bağımsız olan, kolayca anımsanabilen seçkin dizi anlamındadır. Genellikle şairlerin bugün atasözü gibi kulakta sıklıkla duyulan ve kulağa hoş gelen sözlerdir Mısra-i Berceste'ler. Beyit dediğimizde aynı ölçüde ve anlamca birbirine bağlı iki dizeden oluşan nazım parçasıdır. Dert ise bir şiiri oluşturan, dörtten başlayıp sayıca artabilen dizelik nazım parçası olarak karşımıza çıkar. Kıta, dörtlük ise dört düzenin ya da iki beytin birleşmesiyle oluşmuş nazım biçimidir. Biz genellikle kıtaları dörtlük alıyoruz ama iki beytin oluşmasında aklımıza gelmiyor. Hatırlarsanız divan edebiyatında kıta nazım biçimine de iki beytten oluşan nazım biçimi demiştik. İki beytten fazla oluşursa kıtayı kebire adını alıyordu. Şiir cümlesi dediğimizde yine Türk şiirindeki nazım birimidir. Tek bir dizeye verilen addır. Biliyorsunuz nazım biriminin serbestleşmesiyle birlikte özellikle Cumhuriyet sonrasında sıklıkla başvurulan bir cümle olarak karşımıza çıkar. Nazım türü ise şiirde işlenen konuya göre şiirin aldığı özel isimler olarak karşımıza çıkar. Yani nazım biçimi ya da şekli şiirin dış yapısıyla ilgiliyken nazım türü şiirin içeriğiyle ve ne işlendiği konusuyla ilgilidir. Gelelim Türk Edebiyatı'na konularına göre şiir türlerine. En eski edebiyat türleri arasında özellikle koşuk ve destanların olduğunu biliyoruz. Türklerde o zaman şiir için türüne göre koşuk, kojan, koşma, takşuk, takmak, kük, şulok, padak, kavi, baş, başık, sagu adları verilmişti. Bunları İslamiyet öncesi Türk şiirinde anmıştık. Osmanlı döneminde nazım adı verilmiştir. Günümüzde ise şiir adıyla anılmaktadır. Gelelim lirik şiir arkadaşlar. Duygusal şiir olarak da adlandırılır.
eski Yunan'da lir denilen dört telli saz eşliğinde söylenmiş lirik şiir teriminin de bundan türediği düşünülmüştür. Eski Türklerde şairler şiirlerini kopuz denilen sazla birlikte terennüm etmekteydiler. Dinleyenleri duyguyu daha çok düşünmek için de dans ederlerdi. Halk edebiyatında Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam etmiştir. Bunun yanında tasavvuf edebiyatında Yunus Emre ya da diğer mutasavvıflarda olduğu gibi tambur, ney gibi müzik aletlerinin eşlik ettiği, divan edebiyatında Fuduri Nedim, günümüzde Cahit Sıtkı, Orhan Veli, Fazıl Üstü Dağlarca gibi şiirlerinde daha çok duygu coşkunluğunu ve müzikaliteyi ön plana alan lirik şairler bulunmaktadır. Örneğin Yahya Kemal'den alınan şu şarkıya bakalım. Bakın ne kadar lirik, duygusal ve duyguları ön plana çıkartan bir öz şiirdir. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesini, her anını, her rengini, her şiirini hazlan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesini, bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan. Gelelim epik yani destansı şiire. Konusu kahramanlık, yurt sevgisi olan şiirlerdir. Bir ulusun başından geçen tarihi olayları, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri ve bu olaylarda kahramanların tutumunu ortaya koyan, daha çok mübalağalarla verilen şiirlerdir. Fazıl Üstü Dağlarca'nın bu epik şiirine bakalım. Yedi yordu Elif kanısını, kara geceden geceden, sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu, uzak çöpelerin acısıydı gıcırtılar, iniyordu dağın ardı yaslan, her bir heceden heceden. Gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşı'ndan bir duyguyu veren ve Elif adlı kahraman Türk kadınının durumunu ortaya koyan epik bir şiirdir. Gelelim genellikle divan edebiyatında dâbi yandığımız didaktik öğretici şiire. Bu şiirlerde bir şey öğretmek, bir şey aktarmak ve bilgi vermek amacıyla ortaya konan genellikle dini ahlaki şiirlerdir. Sonraları efsane, fıkra, masal ve yergi şiirleri de kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacı'nın Kutal Gobeli'yi, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i, Avşı Paşa'nın Garipname'si, Nabi'nin oğlu Ebu Hayr'e öğüt verici olarak kaleme aldığı Hayriye'sin, Sümrüzade Vehbi'nin ona naziri olarak oğlu Lütfullah için yazdığı Lütfiye'si bu dönemde kaleme alınan didaktik şiirlerdir. Tevfik Fikret'in didaktik şiirine bakalım. Bu gecit pek korkuludur, öğrenmezsek yolu izi, yolda kurtlar kapar bizi, okumalı oynamalı, hiç işsiz oturmamalı. Biliyorsunuz Tevfik Fikret'in çocukların eğitimi için kaleme aldığı Şermin'den alınmış bir parçadır bu. Gelelim pastoral şiire yani doğa şiirine. Köyleri, çobanların yaşamını, aşklarını, üzüntülerini, sevinçlerini anlatan doğa şiirleridir. Türk Edebiyatı'nda ilk doğa şiiri örneklerini Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Rudat-ı Türk'ünde görmekteyiz. Behçet Necati Kilden'in alınan pastoral şiir örneğine bakalım. Tam otların sarardığı zamanlar, yere yüzü koyun uzanıyorum, toprakta bir telaş, bir telaş. Karıncalar öteden beri dostum, ellerime hamur böcekleri konuyor, ne şeker şeyler onları, uç böcek, uç böcek diyorum. Uçuyorlar. Gelelim özellikle aşık edebiyatında taşlamalarda sıklıkla karşımıza çıkan ve nefide de gördüğümüz satirik yergi şiirlerine. Bir şiirle bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı bir biçimde iğneli bir dille eleştirmektir. Halk edebiyatında taşlama divan edebiyatında hiciv adlarını alır. Bu konuda dediğimiz gibi nefi zaten ölümüne de neden olan taşlamalarıyla ünlüdür. Bana Tahir Efendi kent demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kent Tahir'dir. Gelelim dramatik şiire arkadaşlar. Tiyatro gibi konuyu canlandıran şiirlere dramatik şiir denir. Dramatik şiirin konusu olaydır. Türk edebiyatında batılı tiyatronun tanzimat edebiyatıyla başladığını söylemiştik. Kimi tiyatrolarda şiirle yazılmıştır. Namık Kemal, Abdülhakamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in dramatik şiirin ilk örneklerini veren ve bu tarzda şiirler kaleme alan isimler olduğunu söylememiz lazım. Örneğin özellikle heceyle ve mukaffa dediği tarzda yani kafiyeli olarak kaleme aldığı tiyatro eserleriyle Abdülhakamit Tarhan'ın ünlü olduğunu biliyoruz. Zaten heceyle ve aruzla kaleme alınan batılı ilk tiyatro eserleri Hamid'e aittir. Gördüğünüz gibi Eşber'den alınmış. Aristo ve İskender arasında konuşmaya dayalı olan bir dramatik şiirdir. Gelelim nazım biçimine arkadaşlar. Bir şiirin içerik dışında kalan ögeleri biçimi oluşturmaktadır. Dizelerin kümelenişi ve sayıları, uyak düzeni, ölçü gibi özellikler şiirin nazım biçimini ortaya çıkarmaktadır.
İslamiyet öncesi sözlü dönem nazım biçimleri saz, sagu, koşup ve destandı. Halk edebiyatı nazım biçim ve türlerini hazırlayın. Bunlardan tek tek bahsetmiştik. Anonim halk edebiyatı nazım biçimleri en küçüğü olan mani, türkü, ninni ve bilmece. Aşık edebiyatı nazım biçimleri koşma, bunların içerisinde güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt gibi türleri vardı. Semai, varsağı, destan, satranç, veznahar ve selistir. Tekke tasavvuf yani dini tasavvufi halk edebiyatı nazım türlerine bakalım. İlahi, nefes, deme, tabu, cumhur, ayin, nutuk, devriye, şatriye gibi tür ve şekilleri bulunmaktadır. Divan edebiyatı nazım biçim ve türlerine bakalım. Gazel, kaside, kasidenin türlerinden tevhid, münacat, naat, cülusiye, miraciye, aydiye, rahşiye, hammamiye, şitaliye ve temuziye gibi türleri vardı. Mesnevi, müstezat, kıta, terkibi bend, tercihi bend, murabba, tulu ve rubayi. Şarkı, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmen, mütessa, muaşer. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatındaki nazım biçim ve türlerine bakalım. Sone, terze rima, ottova rima, balat, triole, serbest müstezat ve serbest şiirdir arkadaşlar. Edebiyat bilgi ve kuramları dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde sorular üzerinden bu konunun genelde tekrarını yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum.